sınırı geçme bakalım. Peki ne zaman geçeceğiz bu sınırı? Evlendikten sonra. Ne fark eder yani? Ha şimdi ha evlendikten sonra. Bu konuda batılılar gibi düşünmüyorum. Bir kız kendisini mutlaka kocasına saklamalı. Bunu kafandan çıkarma. Bu devirde senin gibi düşünenlere örümcek kafalı derler. Desinler. Boşuna çeneni yorma. Hoşlanmıyor musun benden? Hoşlanıyorum. Ama bir iki öpüşle altına halı gibi serilecek diyelim. Gidelim artık. Arabanın sahibi karakoldadır şimdi, hadi. Yayan gidelim, burada kalsın araba. Bu annemin, bu da babamın. Karıştırma sen bari. Ne hediyesi bunlar böyle? Evlilik yıl dönümleri. 20 sene dile kolay. Aklım almıyor. 20 senede insan arkadaş gibi olur. Seks meks kalmaz. Aa, akşama diskodayız, unutma. Gelemem. Herhalde bizimkilerle yemeğe falan çıkarız. Hadi eyvallah. Dijenlere haber verdim şekerim. Bu akşam bizde toplanırız. Merhaba anne. Viskim var, kek de aldırdım. Hızlı bir konken partisi yapalım da biraz paranızı alayım. Hadi bu evde de aradığını bulamazsın zaten. Her yer karman çorman. Anahtarlarımı gördünüz mü? Nereye bıraktınsa oradadır. Yani senin bu savrukluğundan da bıktım Selim. Aman, sen pek tertiplisin. Geç kaldım, uçağı kaçıracağım. Nerede bu anahtarlar ya? Anahtarlarım burada babacığım. Hay yaşa kızım. Nereye gidiyorsun baba? Ankara'ya kızım, bir davam var. Yarın dönerim. İsabet oldu. Gece arkadaşlar gelecek, konken oynayacağız. Ama bugün evlilik yıl dönümünüzdü. İş daha önemli kızım. Haklısınız. Size hediye almıştım. Bu senin baba. Bu da senin anne. Yıl dönümünüz kutlu olsun. İkinize de mutluluklar dilerim. Hadi. Eyvallah. Nilay. Merhaba. Merhaba abla. Dersler ne alemde? Çok iyi abla. Mayo reklamındaki resmin çok güzeldi. Bak duvara astım. Beni sevdiğin için güzel gelmiş sana. Oo, gerçekten güzelsin. Yakında filmcilerden teklif alırsan hiç şaşmam. Hiç hevesim yok. Müzik rahatsız ediyorsa kapatayım Nilay. Sakın ha. Çok hoşuma gidiyor. Hadi iyi çalışmalar Nilay. İyi günler ablacığım. Seni ders çalışıyor sanıyordum. Çalışıyordum baba. Sevin ablamla biraz konuştuk. Senin akranın değil o. Ne konuşursunuz bilmem ki. Havadan sudan babacığım. Aklın derslerinde olsun bundan sonra. Hem bu resim buraya hiç yakışmamış. Kaldırsan iyi olur. Ama babacığım... Ne diyorsam onu yap. Peki. Almayayım ama Rıfkı'nın karısı Şahende ile şoförünün arasında bir şeyler var. Kabahat Rıfkı da gelmiş 60 yaşına, 20'lik kız alırsa öyle olur. Amma da 20 ha. Ayol ben 32'me geldim. Bana kalırsa Şahende en azından 30'lu. Canım lafı bırak da oyna. Çok ağır oynuyorsun. Vallahi sıkıldım ha. Aman sen de kaybedince hep kızarsın zaten. Hadi oyna oyna. Hadi canım iki saat düşün. Al bakalım. Bugün şansım yerinde ben kazanacağım. Alo, Kent Taksi mi?
Avukat Selim Bey'in evine bir taksi yollayın. Taksiyi neden çağırdın? Yemeğe çıkacağım anne. Evde ağza koyacak hiçbir şey yok. Yumurta falan kırıver canım ağa. İçimde civciv çıkacak. Tek taşa kaldım. Ay ben de. Ben açtım bile. Sofra hazır Kamil. Geliyorum. Ne biçim iştir aklım almıyor. Genç bir kız bu saatte yalnız başına sokağa çıkar mı? Bizim de kızımız var. Aman aman, dilini ısır. Büyük söylemeyeyim ama ben katil olurum. Sevil ablayı yanlış tanıyorsunuz baba. Serbest görünür ama çok dürüsttür. Pek heveslisin bakıyorum. Hadi lafa karışma da yemeğini ye. Sevil'in babası senin meslektaşın Kamil. Kulağını büküversene onu. Neme lazım, her koyun kendi bacağından asılır. Bir şey söyler kalbimi kırar. Kutlama töreni çabuk bitti ha? Başlamadılar ki. İkisi de kendi aleminde. Verdiğim hediyeleri açmadılar bile. Ben sana dedim, bıkmışlar artık. Bıkmamışlar. Sevgileri tükenmiş. Boş ver, hadi gel. Üf be, kim açtı perdeyi? Ben açtım. Sabahın köründe ne açıyorsun perdeyi canım üf? Hangi sabahın körü? Güya yemeğe geldik. Beyefendi, burası ahçı dükkanı değil. Öyleyse kumarhane. Varsa yoksa kumar. Yo, fazla ileri gitme. Kumarıma falan karışamazsın. Ben neciyim bu evde? Biraz saygı görmek isterim. Bana bak Selim. Dışarıda kızıp da bana bulaşma. Çok kötü olur sonra, bunu bil. Herhalde bundan daha kötüsü olmaz. Benimle bağırarak konuşamazsın. Kimsin sen yani? Ya sen kimsin? İkinci sınıf avukat olmaktan ileriye gidemedim. Susuyorum sana. Susmayacağım işte. Susmayacağım işte, anlıyor musun? Kumar oynuyorsam kendi paramla oynuyorum. Önemli olan para değil, senin davranışların. Beğenmiyorsan işte kapı. Ama bu o kadar kolay değil senin. Tamam tamam, pekala. Yine başlama Allah aşkına. Geliyor. Ah,
Ne o? Geç kalktın galiba. Yo, evde oyalandım biraz. Sibel, hani o mayo reklamı resimleri var ya? Ne olmuş? Herif bayıldı, ağzını sulara attı. Bir mendil verseydin bari. Ulan amma da kasılıyorsun ha. Yanlış anladın be. Herif resimleri değil, seni beğendi. Uzun uzun sordu. Eşek yüküyle para var hıyarda. Tam yolunacak kaz desene. Bana bak. Senin yerinde olsam adamı yemleyip söğüşlerdim. Benim yerimde olamazsın. Ama başarılı bir kadın satıcısı olabilirsin. İstersen herifi söğüşlemek için tezgah kura. Kafam başka şeye bozuk senin. Tarık şaka yaptı canım. Yoksa seni deliler gibi seviyor. Akıllılar gibi sevsin, daha memnun olurum. Sen hele izin ver de ben nasıl sevileceğini bilirim. O izni ben ancak evlendiğim adama veririm. Hadi Sevil, çalışalım biraz. Bir sürü reklam resimleri çekilecek. Gece diskoda buluşuruz ha? Oldu, buluşalım ama ben yolsuzum. Ben de var. Jigololuk da yakışacak ha. Borç alıyoruz kızım, bir gün öderiz. Geliyorum. Tarık nerede? Bilmem. Şimdi burada bacağı çıplak bir kızla dans ediyordu. Yahu benim yanımdaki kızı gördünüz mü? Gereği yok. Sakın kıskandığımı sanma. Aptal olmadığımı göstermek için geldim. Çok güzel. İçmeye devam et. Bir dakika. İç ama hadi. Bir dakika. İçsene. İçim dışım gazoz oldu. Milyon verseler içmem bir daha. Boş versene sen, bana da 2000'lik versinler, şişesiyle birlikte yutarım. Veriyorum ulan 2000'i, yut şişeyi. Yutarım be. Kırıldı artık, yutamam. Merhaba Tarık. Merhaba. Ohay, o elindeki çiçekler ne ulan? Şimdi bir şey söylerdim ama neyse. Sen dışarı çık biraz, Sevil'le konuşmam gerek. Ömer'in yanında konuşabiliriz. Bir sürü resim çekilecek daha. Özür diliyorum. Çiçekler kabul eder misin? Çiçeğe ne lüzum vardı? 2 sandviç getirseydin daha makbule geçerdi. Beni ciddiye al lütfen. Barışmak için geldim. Dargın değiliz ki. Beni kıskandığını sanıyordum. Kıskanmam için sevmem gerek. Sevdiğini sanıyordum. Sadece hoşlanıyordum. İkisi ayrı duygular Tarık. Hadi çeksene lan! Dur be, sandviç dedin, kafamı karıştırdın! Sen de geç oğlum, şöyle bir resmini çekeyim, hani bir şarkı vardı. Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil. İşte bak sen bu şarkının plana nefis kapak olursun oğlum. Hadi lan, şimdi hırsımı senden alırım ha. Bu kadar sinirlenecek ne var hayatım? Dün geceki... Boş ver dün geceyi, biz bu geceye bakalım. Bu kadar hafife alman deli edecek beni. Evet, yattım o karıyla. Çok da zevk aldım. Ne yapmam istiyordun ha? Yanına yaklaştırmazsın, el sürdürmezsin. Ne yapayım yani? Dün gece ne yaptınsa onu. Hadi eyvallah.
Gel bakayım. Merhaba Sevil abla. Merhaba. Kim bu hanım kız? Komşumuz. Büyümüşsün kız. İnsanlar 4 senede birazcık büyürler abicim. Tijenlere gidiyorum ben. Akşama belki geç kalırım. Her zaman olduğu gibi. Oyundan kalkamıyoruz. İnsan vaktin nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyor. Çok çabuk ve anlamsız geçiyor anne. O kalalı bırak. Zaten geç kaldım. Oğlum Kemal'im. Annem. Bir tane. Ben babama telefon edeyim. Artık benim pabucum da dama atılır. Pabucun dama atılmaz ama abinin odası da hemen boşalt. Beğenmezsen büyük odayı hazırlarız sana. Niçin beğenmeyeyim anne? Zaten bir hafta sonra vazifeye başlayacağım. Çoğu kez hastanede yatarım herhalde. Hastanenin en yakışıklı doktoru da sen olursun abi. Hadi odana çıkarayım seni. Abi, beğendin mi abi? Bundan iyisi can sağlığı. Havadar, güzel bir oda. Güneş de görüyor. Ben odayı değil, komşu kızı sordum abi. Güzel bir kız. Sıcak, çarpıcı bir görünüşü var. Ben de hayranım ona. Kimin nesi? Babası avukat, babamın arkadaşı. Kendisi mankenlik yapar. Şöhreti gün geçtikçe artıyor. Sokakta rastladığımız zaman niye tanıştırmadın? İstiyor musun? Yabancıyım mı? Komşularımı tanımak isterim tabii. O halde senin yurda dönüş partine Sevil ablamı da davet ederim. Gelir mi dersin? Beni çok sever. Mutlaka gelecek sanıyorum. Partiyi evde mi yapalım? Evde rahat edemeyiz. Çünkü babam bizi hala bebek sanıyor. En iyisi bir kulübe gideriz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Geciktiğim için özür dilerim. İşimiz bir hayli uzadı. Abim Kemal, Sevil. Merhaba komşu oğlu. Merhaba komşu kızı. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de çağırdığınız için. Buyurun. Kaç yıl kaldınız Amerika'da? 5 yıl. Yoğun bir çalışma devresine rağmen çok sıkıldım. Daha doğrusu çok özledim yurdumu. Sevdiklerimi, her şeyi. Yurdumuza hoş geldiniz komşu oğlu. Hoş bulduk komşu kızı. Evet, bakalım. Harika, oh, nefis. Çok güzel, tamam. Güzel. Şimdi sandalyeni ayağına, ha. Aman, 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 çok, çok güzel. Oh, hayır, bir dakika. Elini çabuk tut oğlum, işimiz var dedik. Hay Allah, işine be Sevil. 2 ayağımı bir pabuca soktun. Fena mı? Öteki pabucun yeni kalır. Hadi çek ulan. Çekiyoruz, çekiyoruz. Tamam, bitti. Geçmiş olsun. Eyvallah.
İşin bittiyse çıkalım Sevil. İddialı bir yarış var. 10.000 kağıt kondu ortaya. Ben gelemem. Çok önemli bir randevum var. Eyvallah. Heh, aklı sıra hava atıyor. Köpek gibi yalvaracak sonunda. Ama ben tekmeyi atacağım. Hiç sanmıyorum ya, gene de senin dediğin gibi olsun. Sevil fena bozuk çalıyor sana. Boşver, sırası gelince bir akort yaparım ben ona. Bir daha bozuk çalamaz. Her kadın güzeldir, güneş kremiyle daha da bir güzelsin senin. Hey, ne oldu birden? O serseri laf attı sana. Laf atmadı. Reklamlarda söylediğim lafları tekrar etti. Bak. Her kadın güzeldir. Ama güneş kremiyle daha da güzelsiniz. Aynı fikirde değilim. Kremsiz de güzelsin. İşte laf atmak bu senin yaptığına denir. Kızdım. Hoşuma gitti. Bir hafta sonra hastanede göreve başlıyorum. Genç ve idealist bir doktor. Ama hastaların pek itimat edemeyecekler sana. Neden? Toysun daha. Yani görünüşün öyle. Ne tavsiye edersin mesela? Makyaj falan mı yapayım? Şöyle saçlarıma ak düşürsem? Yo, daha tabii olmalısın. Mesela bir gözlük. Kalın çerçeveli, koyu renk camlı. Yakışır da sana. Bak bunu beğendim işte. İlk hastamı gözlüğümle muayene edeceğim. Fikir benim olduğuna göre gözlük de benden olsun komşu oğlu. Olsun be komşu kızı. Bombası patladı Sevil'in. Ayının birisiyle dolaşıyormuş, doktormuş herif. Bana nispet yapıyor aklı sıra. Bu davranışı beni sevdiğini gösterir. Oo, senin adını değiştirip Hüsnü yapmalı. Yani Hüsnü Kuruntu. Çalarım ulan seni. Hiçbir kadın beni terk edemez. Edemez. Affedersin. Sevil'i bu kadar ciddiye aldığını sanmıyordum. Bağışla. Ancak ben tekmeyi atarım kızlara. Tekme yemek delirtir beni. Niye bu kadar bozuldun? Sorabilir miyim? İntikam duygusu belki de. Bütün kadınlara kinliyim. Hepsi birbirinin aynı. Aldatan, terk eden, kalleş. Galiba anladım. Eski bir macera. Bir sevgili ha? Hayır. Anam, babamı terk ettiği zaman küçüktüm. Babamın nasıl kahrolduğu gitmez gözümden. Anam da onlardandı. Bir kadındı. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu voudras. Je l'ai compris, j'avais tort de chercher ailleurs. Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé le bonheur. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimée de toi. Toi, tu seras le seul dans mon cœur.
prie, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Toute ma vie, je veux me blottir dans tes bras. J'ai rencontré trop souvent la nuit ou les pleurs. Car le plaisir sans l'amour est toujours trompeur. Alors? Evet. Ben de seni aradım. Ama hep meşgul çaldı. Kiminle konuşuyordun? Kimseyle konuşmadım. Ben de seni arıyordum. Sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Galiba ben... De senin gibiyim galiba. Bir şeyler oluyorum. Kendime kızmaya başladım. Büyük laflar etmişim meğer. Neymiş ettiğim büyük laflar? Kimseyi sevemem diyordum. Eloğlu sevdirir işte böyle. Eloğlu değil sözünü ettiğim, komşu oğlu. Hem bu ne biçim iş yani? Komşu kızına yan gözle bakılmaz ki. Senin gibisine bakılır. Hem de gözlük takıp bakılır. Hatırlatmana gerek yok. Gözlüğünü aldım. İşe başlarken vereceğim. Yarın başlıyorum. Hastaneye birlikte gider miyiz? Yani ilk hastan ben mi olacağım? Sen ilk sevdiğimsin. Bakalım sonuncusu kim olacak? Sen. Sen. Gene sen. Öf be, yeter artık. Kaç defa dinleyeceğiz bu müziği? Bana mı söylüyorsun? Kızına söylüyorum. Bir haller oldu son günlerde. Sokağa falan çıktığı yok. Bütün vaktini odasında geçiriyor. Bana bak, hasta falan olmasın. Çıkıp baksana. Babası değil misin? Sen meşgul olsana. Ben babasıysam sen de anasısın. Aman başlama gene. Palımı karıştırdım senin yüzünden. İşine baksana sen. Korkudan altını ıslattığına bahse girerim delikanlı. Manyaklaşma Tarık. Tanıyor musun onu? Evet. Arabaya atla Sevil. Bitsin artık bu oyun. Ben sıkıldım. Sen depolup gidecek misin yoksa? Yoksa ne? Bu tıfıl mı mani olacak seni alıp götürmeme? Lütfen hanımı rahatsız etme. Çok kibarsın kardeşim. Ama seni kıracağım. O benimle gelecek. Hadi Sevil yürü. Pişman olacaksınız. İkiniz de pişman olacaksınız. Bensiz yapamazsın Sevil. Vazgeçemezsin benden. Seni hatırlamayacağım bile. Görürüz. Kolay mı sanıyorsun unutmayı? Biliyorum senin kim olduğunu, nasıl yaşadığını. Beni anlattın mı ona? He? Çaldığımız arabaları, gırgırı aldığımız dünyayı anlattın mı? Sonra seni öperken nasıl inlediğini söyledim. Sus! Sus diyorum sana! Bak nasıl heyecanlandın gene. Senin dilinden ancak ben anlarım. Ve sen bana dönmeye mecbursun. Islık çalınca koşan dişi bir köpek gibi. Senden önce arkadaşlık etmiştim bir süre onunla. Sevgilindi yani. Arkadaşımdı dedim, sevgilim değil. Neler düşündüğünü tahmin ediyorum. Bakışından belli. Bir melek olmadığımı anladın. Tarık'ın anlattıklarının çoğu doğruydu. Sorumsuz bir yaşamım vardı. Anladım şimdi. Hiçbir şey anladığın yok senin. Sana karşı dürüst davrandım. Oysa sen şimdi bir suçluya bakar gibisin. Ben buyum komşu oğlu. Sen yoluna, ben yoluma. Senin için almıştım doktor. Belki gerçekleri daha iyi görürsün şimdi.
Neyin var oğlum? Ağzını bıçak açmıyor. İlk iş gününün yorgunluğu baba. Hastalar çok fazlaydı bugün. Yemeği niye bari? Canım istemiyor anne. Sonra yerim. Bak oğlum, hastanede bu kadar yorulacaksan vazgeç. Durumumuz müsait. Bir muayenehane açalım sana. Kendi işinin sahibi ol. Ben hastalarıma aitim baba. İzninizle istirahat etmek istiyorum. Bir derdi var bu çocuğun. Ne olabilir acaba? Sen biliyor musun Nilay? Ben mi? Yok, hiçbir şey bilmiyorum baba. Kavga mı ettiniz abi? Kavga sayılmaz. Ne olduğumuzu anlayamadım. Üzülüyorsun. Doğru. Yurda döner dönmez Sevil'le karşılaştım. Şanslı mıyım değil miyim bilemiyorum. Bana sorarsan şanslısın. Garip gelecek sana ama Sevil'i çok seviyorum. Bir gün başkasıyla evlenirse çok üzülürüm. Neden çok seviyorsun onu? Güzel, samimi ve her şeyden önce yürekli bir kız. Bak bu doğru işte. Onun gösterdiği yürekliliği ben gösteremedim. Bitti mi her şey? Hayır. Her şey yeniden başlayacak. Evet, dikkat! Çekiyorum! Sahibiyle konuşun. Dur, daha sözüm bitmedi. Kolumu bırak, ayıp oluyor. Umurumda değil. Ben gelinliği içindekiyle beraber almak istiyorum. Anlayamadım. Tercüme edeyim. Seninle evlenmek istiyorum. Geçmiş olsun. Bu kadar şanssızlık olmaz ki canım. İki jokerle teke bile düşemedim. İyi şanslar. Şansa annenin ihtiyacı var Sevil. Çok kaybetti. Zaten annemin kazandığını hiç görmedim ki. Sen de baban gibi konuşup sinirimi bozma. Oyuna biraz ara verir misin anne? Nedenmiş o? Seninle konuşacaklarım var. Aa, sırası mı şimdi? Bu kadar içerideyken oyundan kalkamam. Ama çok önemli anne. Söyle bakalım neymiş? Benimle evlenmek isteyen biri var anne. Aman Sevil, istemek başka, netice başkadır. Kararlıyız biz ama anne. Hep öyle denir. Neyse sonra konuşuruz bunları. Kaç kağıt oldu Tijen? 3 tane daha vereceğiz. Merhaba baba. Merhaba Sevil. Baba. Hı hı. Biraz konuşabilir miyiz? Çok işim var. Savunmamı hazırlamam gerek.
Ben evleniyorum baba. Belki sizi ilgilendirir. Bugüne kadar hiç sözünü etmemiştin. Annem ve siz hep meşguldünüz baba. Fırsat bulamadım. Haklısın. Seninle gereği kadar ilgilenemiyoruz. Kim bu? Kemal. Avukat Kamil Bey'in oğlu. Kendisi doktor. Kamil Bey eski dostumdur. Herhalde bu konuyu benimle konuşacak. Böyle bir aileye gelin gitmen beni çok sevindirir kızım. Mümkün değil. O kız ailemize gelin olamaz. Sevil'e evlenme teklif ettim baba. Sözümden dönmeyeceğimi size hatırlatırım. Uzun yıllar bizden ayrı kaldın oğlum. Çevreyi bizim kadar iyi tanıyamazsın. Sevil dengesiz, sorumsuz yaşayan bir kız. Kısacası sana layık değil oğlum. Niçin ama baba? Sevil abla çok iyi bir insandır. Ayrıca mahallemizin en güzel kızı o. Bizim aile her zaman şeref ve ahlakı güzelliğe tercih etmiştir. Bu konuda konuşmanı yasaklıyorum Nilay. Çabuk odana git. Ben kararımı düşünerek verdim baba. Geçici bir heves değil bu. Seviyorum onu ve evleneceğiz. Bir dakika. Çek arkadaşım çek. Bu son iş günüm benim. Kemal beni çalıştırmıyor. Erkek dediğin kadınını kıskanmalı. Enayilik ediyorsun. Tam şöhret kapıları açılmışken, üstelik sinemadan da teklifler almışken işi bırakıyorsun. Şöhret, para, boş şeyler. Bir yuvam olacak. Erkeğim, çocuklarım, yarınlarım umut dolu. Başka ne ister bir genç kız? Seni bir ev kadını olarak düşünemiyorum. Nedenmiş sanki o? Neyim eksik yani benim? Eksiği yok, aksine fazlan var. Güzelsin Sevil, hayat dolusun, çarpıcı bir dişiliğin var. Bir erkeğe bağlı kalamazsın. Yani sana yazık olur demek istedim. Sapıksın sen oğlum. Beynin, yüreğin çürümüş senin. Kokuşmuş bir kesimin mensubusun sen. Tarık falan gibi mi yani? Daha beteri. Sen de bizlerdendin bir zamanlar. Sizlerden olsaydım, sevginin yüceliğine inanmazdım. Mutlu, tertemiz bir yuva da aramazdım. Hadi şimdi, sallanma da son resimlerimi çek. Tamam, şöyle en seksi pozunu al, ha? Güzel. Sizi burada görünce şaşırdım. Senden konuşmak istiyorum. Gelin hanımla... kayınpederi baş başa bırakayım bari. Oğlumun peşini bırakmanı söylemek için geldim buraya. Oğlunuzun peşinden koşmadım ben. Her şey bir tesadüfle başladı. Ben oğlum kadar saf değilim. Sen ancak onu kandırabilirsin. Kandırmak ne demek? Seviyoruz biz birbirimizi. Sorabilir miyim acaba kaçıncı sevgin bu? Yani oğlum kaçıncı kurbanın? Söyler misin? Çıkın gidin buradan! Lütfen gidin! Sözlerim bitmeden gitmem. Oğlum senin için kolay bir avdı. Çok kısa zamanda pençene düşürdün. Bana evlenme teklif etti. Senin ne olduğunu bilmiyordu çünkü. Neyim ben? Söyler misin? İşte sen busun! Ar duygusunu yitirmiş bir sokak kızısın. Yarın oğlum utanç duyacak senden. Biraz vicdanın varsa bırak oğlumu. Şerefli bir aileyi lekeleme.
Defol. Oğlun da şerefli ailen de senin olsun, defol! Bacaklar, şu duruş nefis! Nasıl? Bugün çalıştık Sevil'le, sonra çekip gitti. Buluşacaktık, gelmedi. Evde de yok. Onun ne yapacağı belli olmaz. Delirtir adamı. Gırgır geçer. Daha saygılı konuşmanı tavsiye ederim. Aman kızma koçum. Tarık'ı nasıl benzettiğini duydum. Ben sadece sorduklarına cevap veriyorum. Ben sana Sevil'i sordum. Bak kardeş. Belli ki sağlam çocuksun. Sevil'in peşini bıraksan iyi olur. Çünkü o erkeklerle alay eder. Duruma bakılırsa sen de tekmeyi yemişsin. Sevil'i ille de görmek istiyorsan bu gece kulübe bir uğra. Çünkü o müzik ve danssız yaşayamaz. Merhaba. Bozuksun Sevil. Öyleyim biraz. Dans edelim mi? İçki söyle daha iyi. İçkiye benim de ihtiyacım var. İki viski. Duble olsun. Şişt, ilaç var mı? Bana lazım. Sibel nazlanıyor, ilaçla dağıtacağım onu bu gece. Bana daha çok lazım. Ver hadi. Hadi. Alama, bana da bırak. Ya çok oldu be. Kafan kime bozuldu? Kendime, bütün dünyaya, her şey. Tıpkı benim gibi desene. En iyisi içmek ve unutmak. Dans etmek istiyorum. Thank you.
Şimdi anladım. Herife çalım atıyorsun. Hayır. Beni alet ediyorsun. Hayır dedim sana. Peki şimdi neden benimlesin? Senden hoşlandığım için. İspat et bunu. Beraber çıkıp gideceğiz buradan. İstediğin yere. Götür beni. Başka bir yere gidelim. Of! Amma yapışkansın ha! Sana bir çift sözüm var. Her önüne çıkana kapılma komşu oğlu. Beni sevdiğini söyle! Hadi söyle! Beni sevdiğini söyle! Hadi. Onu sevmiyorsun, beni seviyorsun değil mi? Tarık yapma, kendine gel, ne olur. Gel, hiçbir kadın beni terk edemez. Gel hadi. Ver onu bana, ver onu bana. Ver. Onu seviyorsun sen. Dur! Ver onları bana! Ver! Ver! Ben terk ediyorum seni! Tekmeyi ben vuruyorum sana! Tarık! Dur! Dur diyorum sana! Kızınız konuşmadı Selim Bey. Kimseden de şikayetçi olmadı. Ama mutlaka onu bu hale getiren biri var komiser bey. Şüphesiz var. Kızınızın aşırı içkili olduğunu tespit ettik. Ayrıca doktor raporuna göre bir ilaç içtiği de yazılı. Şu uyarıcı nitelikteki ilaçlardan. Zorla içirilmiş olamaz mı? Bir tuzağa düşürüldüğü belli. Başkalarını suçlu bularak sorumluluktan kurtulamazsınız Selim Bey. Siz bir babasınız. Kızınızı böyle başıboş nasıl bırakabildiniz? Tek evladımızdı o. Belki aşırı bir sevgi gösterdik. Aşırı sevgi zararlı olabilir. Size ahlak dersi verecek değilim Selim Bey. Aydın bir kişisiniz. Bugüne kadar rastladığım suçlu gençler, hırsızlar, sokak kızları... ...hep ailelerinin ihmali yüzünden bu hale düşmüş zavallılardı. Aileleri onlarla meşgul olacak zamanı bulamamışlardı. Ne demek istediğimi anlatabildim sanırım. Anlıyorum komiser bey. Kızım büyüyor diye sevinirdim. Keşke hep bebek kalsaydı. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Utançtan ölüyorum. Onu görebilir miyim? Tabii. Sevil Hanım'ı getirin. Artık çok ye Selim Bey. Bu tokat daha evvel atılmalıydı. Haklısınız. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Ey gökteki yıldızlar, beni benden çalarak.
getirdim. Yalvarırım ne olur, hadi kapıyı aç Sevil. Bir şeyler yemedin kaç gündür, sonra hastalanacaksın evladım. Hadi aç kapıyı. Bakalım ağlamakla işler düzelecek mi? Bir duyulursa kimsenin yüzüne bakamam. Sevil de üzüntüden ölecek. Onun ıstırap çekmesinden bu kadar korksaydın... ...başını kumar masalarından kaldırıp kızınla meşgul olurdun biraz. Ha, sen de iyi bir baba olduğunu iddia edemezsin sanırım. Ben ne yapabilirdim ki? Suçu bana yükleyemezsin. Evin erkeğisin sen. Evin erkeği olduğumu ilk defa şimdi söylüyorsun. Aramızdaki bağın kopmasını istemiyorsan bundan sonra evine bağlı bir kadın olursun. Yoksa ayrılırız. Olur Sevil'le konuş. Belki sana kapıyı açar. Sevil, kapıyı aç. Seninle konuşmam lazım. Kapıyı açmazsan kırarım. Sevil, aç diyorum sana. Sevil, kızım. Doktor bey. Efendim. Acil bir vaka var doktor bey. Kaza mı? Hayır efendim, intihar olayı. Bileğini kesti kızım. Kurtarın onu. Sevil. Nasıl yapar bunu? Hastaneye zor yetiştirdiler Sevil'i. İşin tuhaflığına bak. Kızı sevdiği adam ameliyat etmiş. Yani Kemal. Sadece bileğindeki yarayı tedavi edebilir. Yüreğindeki yarayı kırılan Onur'un nasıl tedavi edecek bakalım. Senden korkulur arkadaş. Benimle oynadı, şimdi sıra Kemal'de.
O herife kızın çamaşırlarını gönderişim. Koklayıp dursun Fiyato. Ne yapıyorsun? Telefon numarasını arıyorum. Evde olsun ki tadı çıksın. Paketi kendi elleriyle açsın. Başına dert açacaksın be oğlum. Onlar istediler bunu. Üstüme geldiler. Alo? Rahatsız ettim. Kemal Bey'i rica ediyorum. Kendileri yoklar beyefendi. Kim aradı diyelim? Çok sevdiği bir arkadaşıyım. Kiminle konuşuyorum efendim? İsterseniz size telefon numarasını vereyim. Çok mersi hanımefendi. Bende numarası var. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hürmetler ederim efendim. Amma da inceldin ulan. Kopacaktın neredeyse. Anasıyla mı konuştun? Ha? Hayır. Kemal'in kız kardeşiyle. Bir de tatlı sesi var ki sorma. Acaba kendisi de güzel mi? Sana ne be oğlum kızın güzelliğinden? Aklıma tatlı şeyler gelmeye başladı. Kemal'le uğraşmaktan vazgeçtim. Ha, iyi yaparsın. Unut artık bu meseleyi. Yanlış anladın. Kız kardeşi olması daha iyi. Bir de onun tadına bakarsam keyfim yerine gelir o zaman. Geçmiş olsun. Kımıldama. Doktorun dediklerini yaparsan çabuk iyileşirsin. İyileşmek istemiyorum ben. Yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın Sevil. Tanıdığım kadarıyla yürekli bir kızdın sen. Zor günleri aşacaksın. Her şeyini yitirmiş biriyim ben. Bırakın beni. İstersen kaderini değiştirebilirsin Sevil. Yardımcı olabilirim sana. Merhamete ihtiyacım yok benim. Acı çekeyim diye mi yaşattınız beni? Yaşamak hakkın olduğu için yaşattık. Şimdi bir doktor gibi değil, bir komşu oğlu gibi konuşuyorum Sevil. Çok iyisin Kemal. Şimdi bir kere daha anladım ki... Neyi anladın? Sorabilir miyim? Komşu kızı senin sevgine layık olamadı Kemal. Sevil ablam nasıl oldu abi? İyileşecek Nilay. Ama ruhunda esen fırtına nasıl dinecek, nasıl sükun bulacak bilemiyorum. Su testisi su yolunda kırılır demişler. O kızla hala ilgilenmem beni üzüyor Kemal. Sözünü ettiğiniz insan şu anda benim hastam baba. Ama ben mani olmasaydım karın olabilirdi. Mani mi oldunuz? Lütfen cevap verin baba. Mani oldum derken neyi kastettiniz? Konuştum ondan. Ailemize gelin olamayacağını söyledim. Bir anda benden kopmasının sebebi... sizin konuşmanızmış demek. Gerçek değil mi bu? Senden uzaklaştırdımsa suç mu işledim? Tam tersi baba. Şimdi beni ona daha fazla yaklaştırdınız. Ayrıca bir gerçeği de siz öğrenin. Sevil ölmek istediyse bunda sizin de payınız vardı. Dur bakalım yavru, sana bir adres soracağız. Bırakın kolumu, kimsiniz siz? İki tane tatlı çocuğuz bebeğim, seninle birazcık evcilik oynayacağız ha, ne dersin? He? Rahat durursan canını acıtmayız yavru. Bırakın beni, imdat! Dur bakalım yavrum. Rahat bırakın hanımefendi. Sana ne oluyor be? Vurma abi. Ali. Vurma abi. Ayağım bağışla bizi. Toz olun bakalım. Tamam Ali. Abi. Olduk abi. Tamam. Bir şeyiniz yok ya.
Hayır, tam zamanında yetiştiniz. Çok korktum sadece. Onları öldürebilirdim. Kendinizi tehlikeye attınız. Ölümü bile göze alabilirdim. Tertemiz bir çiçeğin hırpalanmasına müsaade edemezdim. Çok teşekkür ederim. Cesur ve naziksiniz. Adım Tarık. Nilay. Arzu ederseniz arabaya buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim. Yok, sağ olun. Köşede arkadaşlarla buluşacağım. Arkadaşlarınız erkekse üzülürüm. Hayır, okul arkadaşlarım. Bir hayli korktunuz. İsterseniz bir yerde oturalım dinlenin. Heyecanınız yatışsın. Özür dilerim, gitmem gerek. Sizi bir daha görebilecek miyim? Tesadüf. Evden pek çıkmam. O halde telefonla aramama izin verin. Yok, yapamam. Numaranızı verin lütfen. Hiç değilse tatlı sesinizi duymuş olurum. Özür dilerim. Ne olur lütfen. 44-48-73. Ben sana öyledir o demedim mi? Aldatır kaçar söylemedim mi? Sen benim gördüğümü gördün mü? O güzeldir diyerek kapıldın mı? Günaydın. Günaydın. Aynı şarkıyı tam 3 kez çaldım. 3. de uyandın. Rüya görüyorum sanmıştım. Müzik, çiçekler. Seveceğini tahmin ettim. Ancak bu kadarını taşıyabildim. Sanki bir çiçek bahçesinde gibiyim. Teşekkür ederim. Şimdi biraz da doktorluk yapalım. Bugün sizi çok iyi gördüm Sevil Hanım. Sayenizde doktor bey. Birbirimizi hiç üzmeyeceğiz. Alo? Evet benim. Şey şaşırdım. Tanıdım tabii. Bu kadar çabuk arayacağınızı tahmin etmemiştim. Sizi tanıdıktan sonra dünyam değişti. İnanın bana dün gece hiç uyuyamadım. Hep gözlerimin önünde sizin hayaliniz vardı. İlk defa tadıyorum bu duyguyu. Acaba sizi göremez miyim bugün? İmkanı yok. Evden çıkamadığımı söylemiştim size. Bu kadar sert olmayın. Birdenbire ne olduğumu anlayamadım. Sizi arıyorum. Ölesiye özlüyorum. 5 dakikacık olsun esirgemeyin lütfen. Peki geliyorum. Ama sadece 5 dakika. Neresi? Tamam. Nilay! Telefon eden kimdi? Arkadaşım. Hani Emel vardı ya, o işte. Ne istiyormuş? Bir fizik problemini çözememiş. Sen çözdün mü bari? Telefonda çözülmez ki babacığım. İzin verirseniz Emel'e kadar gideyim. Madem ki ders için git kızım. Ama fazla gecikme. Peki babacığım. Bana bütün dünyayı verselerdi, gelişinize sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinemezdim. Söz verdiniz ama, sadece 5 dakika. O 5 dakikaya neler sığdırmak isterdim, neler anlatmak isterdim. Sesini duymak, elini tutmak. Çok güzelsin Nilay. Gitmeliyim artık. Git, ve arkanda büyülediğin birinin kaldığını unutma. Yarın. Yarın da 5 dakikacık. Yarın olmaz. Ama belki öbür gün. Bekleyeceğim. Bir ömür boyu bekleyeceğim. Hastaneye gelenler çoğu kez yaşama savaşı verirler Sevil. Hayat güzeldir çünkü. Bu savaştan galip çıkanlar yeniden doğmuş olurlar. Sen de bu savaşı kazandın. Kaybettiklerim kazandığımdan daha değerlidir. Kayıpların yeri zamanla doldurulabilir. Sanmıyorum. Mesela... Bir örnek ver. Sen Kemal. Gerçekten sevdim seni. Çok sevdim. Ama çabuk kaybettim. Aklın sıra fedakarlık yaptın. Ben çocuk değilim Sevil. Ne demek istedin? Babamla konuştuğunu biliyorum. Haklıydı.
sana layık olmadığımı işte o gün anladım. Saçmalama. Ben seni yüreğimle, mantığımla sevmiştim. Kimse kimseden üstün değildir. Sadece yaşamları farklıdır. Benim yaşamım bana utanç getirdi ancak. Bunalımlar, problemler dolu bir yaşamım vardı. Seni tanımadan önceki yaşamın sana ait Sevil. Ben bana ait olan günlerde sevdim seni. Sevdiğimi sandım demek istedin herhalde. Sevdim dedim. Seveceğim de. Canım çıktı sizi buluncaya kadar. Beni sorsaydın söylerlerdi. Kusura bakma ama abi kimse tanımıyor seni. Sus be. Meşhur oldum diye hava basıyordum. Gözlüğümü takıp biraz kendimi tanıtayım bari. Geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol Nilay. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Daha önce gelmek isterdim ama fırsat olmadı. Nasılsın? İyi sayılırım. Her şey gene eskisi gibi olacak değil mi? Hani kurduğum her şey olacak. Küçükken düşler çoğu kez gerçek olur Nilay. Beni hala küçücük bir kız gibi mi görüyorsun? Tatlı, umut dolu, küçük bir kız. Ben artık büyüdüm. Öyledir. Küçükken büyüklüğe, büyüyünce de küçüklüğe heves edilir. Büyüdüğümü sana anlatacağım Sevil abla. Hele çık burada. Çıktığımda zorlu bir savaş bekliyor beni. Her şeyi yeniden kazanma savaşı. Kazanacaksın abla. Neler oldu bilemiyorum ama sen benim gönlümdesin. Abimin sevdiğisin. Benim yengemsin. yanında daha çok kalmak isterdim ablacığım ama... ...evden çok az izin alabildim. Geç kalma öyleyse. Gelişinle bana kuvvet verdin küçük kız. Küçük kız büyüdü artık. Abla hoşça kal. Güle güle. Buradan. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Çabuk giyin dedim sana! Hayır! O burada kalacak. Vay canına! Beni bu kadar kıskandığını bilmiyordum. Ama ben seni terk ettim. Bir hiçsin benim için, bir paçavrasın. Şimdi ondan hoşlanıyorum. O da benden. Hayır! Hayır! Sevil abla! Hadi git Nilay. Kimseye de bir şey söyleme. Yuvana dön küçük kız. Sen şerefli bir ailenin kızısın. Hadi git. Meşhur laftır. Kızını dövmeyen dizini döver. Ben bu gerçeği arkadaşım Selim'e anlatmalıydım. Bunu yapması için delirmiş olması gerekir. Bir türlü inanamıyorum. Kızma ama oğlum, Allah korumuş seni. Biraz da ben. Onun bir fahişe olduğunu söylemiştim.
Haklı çıktığım için hem memnunum hem de üzgünüm. Ne de olsa ben de bir kız babasıyım. Meslektaşımın başına gelenler çok acı. Nilay! Yarın okuldan izin alacağım sana. Mahkemeye gideceğiz. O kızın öyküsü bir ibret dersi olarak hatırlanmalı. Adalete yardımcı olmanız için sizi son kez uyarıyorum. Susmakla gerçekleri sakladığınız kanaatini uyandırmak istediğinize karar vereceğiz. Konuşun. Cinayet sebebi sadece bir kıskançlık mı? Başka nedenleri var mı? Cevap vermenizi bekliyoruz. Otur. Şahitlerden Ömer Şenay'ı çağırın. Adınız, soyadınız? Ömer Şenay. Doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Yemin ederim. Sanık Sevil Taner'i tanıyor musun? Evet. Cinayet sebebi hakkında söyleyeceğin bir şey var mı? Kıskançlık sayın hakimim. Sevil Tarık'ı deliler gibi severdi. Terk edilince çılgına döndü ve onu öldürdü. Başka bir diyeceğin var mı? Hayır efendim. Otur. İkinci şahit Ayşin. Kıskançlığına ben de şahit olmuştum hakim. Kıskançlıktan başka bir sebep olur mu? Tarık kendisini terk ettiği için intikam aldı. Tarık'ı kıskandırmak için bir doktorla sevişmeye kalkışmıştı efendim. Sevil'le evlilikle noktalanabilecek bir arkadaşlığın içine girmiştik. Seviyordum onu. Sorumsuz yaşamına son vermişti. Bir yuvanın kadını olmak istiyordu. Kıskançlık nedeniyle cinayet işlediğini sanmıyorum. Mutlaka bir sebep olmalı. Sevil tanıdığım kadar sevdikleri için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Sanık Sevil Taner'in suçluluğu deliller ve şahitlerin ifadeleriyle kesinleşmiştir. Cinayeti tahammüden işlediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum. Söz savunmanın. ...19 yıllık meslek hayatımın en zor davasını yüklenmiş bulunuyorum. Kızımı savunmak zorunda kaldım. Şu anda idam isteğiyle yargılanan kızım suçlu mu? Onu bu suça iten nedenler yok mu? Dava elbette bitecek. Adalet yerini bulacak. Ama her şey düzelmiş olacak mı? Bu suallere cevap vermek çok güç. Bu davada başarılı olamayacağımı kesin olarak biliyorum. Ama hiç önemi yok benim için. Çünkü her şeyden evvel baba olamadım. Kızıma sahip çıkamadım. Tek başına kaldı hayatın içinde. Sevgisiz, şefkatsiz. Babası için bir dava dosyasından, annesi için bir deste iskambil kağıdından daha önemsizdi. Mümkün olsaydı, kızımın yerine annesiyle benim yargılanmamızı isterdim. Evet, yanlış duymadınız, annesiyle benim. Evlatlarını ihmal etmiş bütün ana babaların. Asıl onları yargılamak lazım. İşte o zaman adalet yerini bulur. Kızım konuşmuyor. Susmayı tercih ediyor. Delilsizlik karşısında benim de söyleyecek sözüm yok. Karar sizlerin.
Karar. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca sanık Sevil Taner'in 30 yıl ağır hapis cezası ile tecriyesine temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğine karar verildi. Sus Nilay, sus diyorum sana! Susturun onu, yalan söyleyecek! Onu kıskandığım için öldürdüm! Hayır! Tarık beni kurtarmak için öldürdü! Beni kurtarmak için! Her şeyi anlatacağım! Geçmiş olsun arkadaşım. Sağ ol. Kızınızın bu olaya karışmasına çok üzüldüm Kamil. Kızım kurtuldu Selim. Uçurumun kenarından döndü. Sevil kurtardı onu. Yürekli bir kızmış. İzin ver onu ben savunayım. Bu bana şeref verir Kamil. Bir avukat gibi değil. Bir baba gibi savunacağım onu. Çünkü gelinim o benim. Kızım. Sevil üçüncü bir çocuğum. Yani gelinim olacaktı. Bunalımlı yaşamından sıyrılıp onun bir yuva kurmasına ben mani oldum. Ona oğlumun sevgisini çok gördüm. Uçuruma adeta onu ben ittim. Çünkü bencildim. Dar görüşlüydüm. Ama o kendisini şerefsizlikle itham eden bir babanın kızının namusunu kurtarmak için bu cinayeti işlemiştir. Bu bir kıskançlık değildir. İntikam söz konusu olamaz. O toplumu bir yüz karasından temizlemiş ve bunun için kendini feda etmiştir. Öylesine yürekli bir genç kıza verilecek olan ceza aslında bizlere verilmeli. Söyleyeceklerim bu kadar. Karar sizlerin. Karar. Hafifletici sebepler göz önünde tutularak Türk Ceza Kanunu'nun üzülme abi. Her şey benim yüzümden oldu. 9 sene çabuk geçer. Gene birbirinizin olursunuz.